Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz değerli takipçilerim? Bizi sorarsanız vallahi biz bugün sabahtan beri çeşmeyle uğraşıyoruz. Şu alt taraf arkadaşlar, şöyle göstereyim. Alt tarafı şuradan şöyle. Orada nasıl olduysa tıkanmış. O kadar da şey yaptığımız halde, dikkat ettiğimiz halde yine de bir tıkanıklık olmuş. Uzun boru vardı. Onu ben sabah ileriye doğru yiteledim. Ama yine de biraz açıldı gibi oldu. Yine açılmamış. Eşim uğraştı. Biraz kostik falan döktü. Ama bilmiyorum artık ne kadar gider bilmiyorum. Çamaşır, bulaşık hepsinin boruları buradan gidiyor. Onun için herhalde bir yerde bir tıkanıklık oluyor artık. Dirsekte mi var yok mu bilmiyorum. Şu boru içerideydi. Şu boru içerideydi. O da lavabonun şeyine gidiyordu. Giderine gidiyordu. Onu eşim deldi matkapla arka tarafa verdi. Dedi bahçe sulanır en azından dedi. Şimdi burayı deldi böyle arkadaşlar. Burayı temizleyeceğim. Zaten artık çürüdü bura. Kaç sene beri kaç kere buraya hep böyle su doldu, taştı falan derken böyle şey oldu. Artmayı buraya çıkarttık. Çıkan su da bu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bir helke su çıktı içimden. Çıkan su da bu. Buraya ben bugün temizlik yapıyordum. Ama temizliğim yarım kaldı. Bulaşığım burada kaldı. Su akamaya gitmeyince. Deterjanlar burada. Böyle. Birazını bulaşığım birazını yıkadım. Birazı kaldı böyle. Artık böyle uğraşıyoruz. Daha birazı burada süpüremedim tam içerileri böyle. Temizliğimiz böyle devam ediyor arkadaşlar. Şimdi ben temizliği yapacağım, bitireceğim burayı. Yapayım, bitireyim. Bir de koltuklar geldi geleli içeriği öyle bir süpürdük. Şey yapmadık. Orayı bir sileceğim. Koltukların altı, yeni koltukların ayaklarının yüksekliğine bakacağız. Temizliği nasıl oluyor onu göstereceğim sizlerle beraber. Ona bir bakalım arkadaşlar. Onu da öyle yapalım. Bugünlük böyle tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi ben buraları derleyeyim, toplayayım. Bir de son halini sizlere göstereyim. Ve kanepelerin altının nasıl temizlendiğini de sizlerle beraber paylaşalım. Arkadaşlar vallahi yoruldum. Mutfak beni yordu. Mutfak halim kalmadı. Daha da bitmedi. Fırını sil, ocağı sil. Eşim kaç gününe beri şeyleri çekecek. Ne anladı? Macunları çekecek arasını falan. Sın arasını daha çekemedi ben türbe. Oraları sildim. Aşağı boyun yettiği yerleri. Aslında macunu çekse komple sileceğim de. Macunu çekilmediği için şey yapmıyorum, ellemiyorum. Islanmasın diye. Zaten temiz de öyle bir şey de yok. Ondan uğraştım. Oraları sil, buraları sil. Çeşme zaten bizim mahvetti. Lavabonun altı. Hep ıslandı. Vallahi yemin ederim iki helke su çıktı. İki helke su çıktı. İki helke suyu götürdüm. Sabah da bir helke çıktıydı. Uğraş. Bunların halini almadı. Burayı da Meysa süpürmüş. Ben dedim bari bir sileyim dedim. Koltukların da hem de altının nasıl silindiğini, rahat rahat silindiğini arkadaşlar göstereyim sizlere. Temiz zaten öyle şey kalmıyor. Öyle ben şey mop değil de. Mop değil de şeyle paspas var benim bir tane de. Ondan şey yapıyorum ben. Bakın arkadaşlar nasıl altına rahatlıkla giriyor böyle. Hiç ne güzel. Çekmeden süpürgeyle yaptığın zamanlarda güzelce altını siliyor. Örtülerini falan şey yapıyor. Örtü örtmeyin diyorlar da birkaç tane. Örtü örtmesem olmuyor. Çocuklu evde örtü şart kirleniyor çünkü ister istemez üstüne bir şey falan damlar. En azından örtüyü hemen çıkartırsın altına geçmeden. Mesela şurada Abdullah'ın burnu kanamış. Hemen örtüyü çıkartıverdik. Altına geçmemiş Allah'tan fazla ve hemen siliverdim gene. Yeni gibi diyor. Şey yaptı diyor. Soranlara daha doğru düzgün cevap veremedik. Bu
cenaze şeyinden dolayı. Eşimin ameliyat şeyinden dolayı da. Endüstri meslek var Ceyhan'da. Onun hemen karşısında Hüseyin abi var. Ceyhan'da oturanlar bilir. He, Ceyhan'da oturanlar bilir. Endüstri mesleğin hemen karşısında. Komşumuz zaten kendisi hemen şurada oturuyor. Yabancıya yaptırmadık yani. Ama çok güzel yapmış eline. Koluna sağlık. Diyor, yenge vallahi diyor rekor kurdum diyor. Bir günde diyor 4 tane kanepeyi yapmakla diyor. Normalde yetiştiremem diyor hani. Sabah başlamış adam ne çay molası vermiş ne bir şey vermiş ki ne oturacak yerleri yok yapın de götürürüm rahat rahat diye. Allah razı olsun. Allah hayrını kabul etsin. Hayır mı yaptı? 900'lü 700'lü tam koltuk yaptı. O da bir hayrı ama. Ne diyor? Anne, 900'lü 700'lü indirdi ya. Yok oğlum yok. Kaç liraydı? Normalde 1000 lira falan da. Bize 900 lira. Hani bir gelsene. Şuraya sileyim de gelin oğlum bitireceğim dur. Yoruldum zaten onu da harmanım. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Videomuz maşallah da 20.000 10.000 izleniyor. Beğeni niye 300 falan oluyor? Hiç nerede 20.000 10.000 izleniyor lan? İşte mesela diyorum 10 bin izleniyor, 7 bin falan izleniyor. Niye hiç beğeni 300 falan? 7 bin kişi niye o videomuzu beğenmiyor? En güzel koltukların geldiği gün izlendi. 10 dakikalık bir video çektim. O güzel izlendi. Bu videoya 1000 like gelsin. Ondan sonraki hep düşük. İlgimi görmüyorlar, bir şey mi yapmıyorlar bilmiyorum. Millet sadece bir şey yok, bir şey yok. Bir bahçe suluyor. Görük yani bir bahçe sulama sadece. Ertesi güne kadar 20.000 oluyor. Yani benim bu emeğime karşılık hiçbir ne beğeni alabiliyorum ne bir şey alabiliyorum. Aynı şeyleri ben de yapıyorum ama ben emeğime karşılığını alamıyorum. Ben de isterim böyle güzel bir ev yaptırayım. Şöyle dur kızım. Bir ev yaptırayım ben de bir isterim şu çatımı yaptırayım ev yaptıramasam da çatıyı yaptırayım en azından diye ama yok vergiydi ve şuydu buydu derken ancak yememize içmemize zar zor yetiyor ay sonu zor yetiştiriyor. Bir videomuz böyle patlasa ise Allah'ın izniyle araba da alırız çünkü öde yaptırırız öyle mi? Onun için arabayı vazgeçtik arkadaşlar çünkü o yapırsa komşunuza falan söyleyin bizim destek çıksın. İzlemek için, beğenmek için, etrafımıza, yanımıza, yönümüze söylerseniz arkadaşlar iyi olur. Dayınıza, amcanıza falan çocuklarınıza. Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Vallahi mutfağı gösteremeyeceğim, mutfağı niye gösteremeyeceğim dersek. Tezgahın üstünü göstereyim, yerler daha berbat çünkü yıkanacak, silinecek. Bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.
Ucu lazım, uç bir şey var. Uç kısmı, uç kısmı. Yazdayı öte götür. Değil şeyi, tarrayı, tarrayı. Bu ne? Taranın uçusuna uç, daha uç. Bu ne? Götü aşağı, aha orada da kes. Tarrayı şöyle uzaktan uç, şöyle. Şöyle uç. Ucu değil bak. Ben birkaç günden beri şey yapıyor, gidiyor. Ucu dışarı kalsın. Sen mi kalsın? Ha, öyle koyuyor. Bu kadar sorun. Nerede anne? Abdullah nerede? Şeyi anne, şeyi götürüyorum. Anne. Ben alakalı. Şeyi anne. Ben alakalı. Allah katıyor. Anne, şeyi anne. O sınırlar ya. Ölenleri de ötüyor. Ben ne yapayım? Abdullah bir şey yazan olalım. Tamam. Bana da öyle hatırlam. Abi sağ ol abla. Bir dakika bir dakika bir.